Arkadaşlar selam. bir ürün başlığı görünce çok şaşırıp ne alaka diyeceksiniz ama e, mutlaka bir videosunu yapmak istediğim bir karakterdi kendisi. E, Davy Jones karakterini ben çok sevdiğim için bir kimdir videosu yapıp kanalda mutlaka durmalı diye düşündüm. E, zaten bu videodan sonra yine Star Wars karakterlerine veya DC karakterlerine geri döneceğim için. Bundan e, bunun da böyle bir sürpriz video olarak yapayım. E, David Jones bu arada e, başka böyle sevdiğim karakterlerin kimdir videosunu araya sıkıştıracağım bu şekilde. Neyse şimdiden iyi seyirler dilerim. E, David Jones Flying Dutchman yani uçan Hollanda'nın kaptanlığını sonsuza dek mahkum edilen doğaüstü e, güçlere sahip olan Yedi Deniz'in hükümdarıydı. Bir zamanlar tüm insanların canını sıkan şeylerle ters düşen bir adam olarak anılan Jones, İnsan olduğu kadar deniz yata, deniz yaratığına da dönüşmüştür. E, korkunç bir kaptan, acımasız, kalpsiz bir canavar. Derinlerin şeytanı olarak en su denizcilerle e, çarpışan, denizcilere korku salan bir adam. Korsan ilminin özellikle Dutchman ve Davy Jones'un dolabı ile ilgili çeşitli mit ve efsanelerin malzemesinin haline gelmiş bir isim kendisi. E, belirli bir efsaneye göre Davy Jones deniz tanrısı Kalipso'ya aşık oluyor. E, Kalipso'ya aşık olana kadar da büyük bir denizci aslında yani o tarihi kadar da adı sana duyunan bir denizci. ona uçan Hollandalı'nın yarısına denizde ölen ruhları öte dünyalara taşımak gibi kutsal bir görev de verilmiştir. bu aşk nedeniyle Davy Jones her 10 yılda bir Jones'un Kalipso ile birlikte özgürce yaşayabileceği karaya ayak basmayı kabul ediyor. Ancak Davy Jones 10 yıllık görevinin ardından karaya çıktığında hiçbir yerde bulunmayan Kalipso tarafından da terk ediliyor. bundan dolayı da Davy Jones için birinci kardeşler divanını toplatıyor. Toplandığı zamanda denizlerin egemenliğini Kalipso'dan koparmak için kendisine komplo kuruyor ve eee Kalipso'yu bir kadının bedenine hapsettiriyor. bu kardeşler de aslında Kalipso'yu İnsan formuna nasıl e, bağlayacağını söyleyen kişi de Davy Jones'dur. E, kendisi onu sevmekten hiçbir zaman vazgeçmiyor ama e, ona yaşattığı acıdan e, çok fazla olduğu için böyle bir hamle yapıyor. E, çok geçmeden Davy Jones e, o kadar çok pişman oluyor ve suçluluğu artıyor ki kendi kalbini söküp onu e, ölü adamın sandığına kilitliyor. Bu kitlediği sandığın anahtarını da her zaman yanında taşıyor. Ve sandığı da kimseye güvenmediği için sadece e, kendisinin bildiği bir yere koyuyor. Davy Jones e, bu ölü görevini bırakarak e, yedi denize geri dönüyor. Ancak e, her yerdeki denizciler tarafından e, korkulan birisi haline geliyor. Çünkü Davy Jones vahşi ve zalim bir adama dönüşüyor o zamandan sonra. E, vahşi olan her şeye karşı doyumsuz bir zevke de sahiptir aynı zamanda. E, Kabus gibi yaratık haline geliyor. Yarı insan, yarı deniz canavarı, kol yerine yengeç pençesi ve dokun dokungaçlarından yapılmış bir sakala sahip kendisi. Okyanusun derinliklerinin efsanevi hükümdarı Davy Jones artık lanetli bir hayalet gemiye dönüşen Flying Dutchman ile e, denizde kaybolan denizcileri avlıyordu kendisi. Ölümden ve nihai yargıdan kaçınmak isteyenler e, Jones'a hayaletli gemisinde hizmet etmeyi kabul edecek. Sonunda geminin bir parçası olacak ve korkunç kaptanın sonsuza kadar da kölesi olacaktı. E, zamanın bir noktasında kendisi Hollandalı'la e, 100 yıllık bir hizmet karşılığında Black Pearl yani Siyah Inci olarak bilinen e, yeniden adlandırılan ve çok sevdiği eski gemisi olan Wicked Wench'i diriltmek için e, Jeff Sparrow'la bir pazarlık yapıyor. E, bu borç borç e, 13 yıl sonra kapatılacak ve David Jones e, Bootstrap Bill Turner'ı e, Jack'e Kraken'i çeken kara noktayı vermesi için gönderecekti. E, Johnson Bootstrap Bill'in oğlu Bill Turner'la uğraştığı birkaç gün sonra Jack ve Pearl'ın Kraken tarafından derinliklere sürüklenmesiyle bu borç e, nihayet bitmiş oluyor. Ancak e, Doğu Hindistan Ticaret Şirketinden e, Lord Beckett Davy Jones'un hala atan kalbini ele geçirip e, Jones ve ekibini emirlerini yerine getirmeye zorladığında bu çabalar boşunaydı. Uçan Hollandalının e, Beckett'in kontrolü altında olmasıyla Davy Jones e, 4. kardeşler divanına karşı mücadelede e, Doğu Hindistan Ticaret Kamp Şirketinde e, yer alıp oraya liderlik edecekti. E, kardeşler toplanırken Jones e, Jones'un ihanetini anlaya kadar özgür olmayı ve kardeşleri cezalandırmaya amaçlanan Calypso ile yeniden bir araya geliyor. E, sahnesini zaten filmi izleyenler hatırlar. Öfkeli Kalipso Calypso e, bu olaydan sonra ve serbest bırakıldıktan sonra öfkesiyle bir girdap yaratıyor ve ortası o girdabın ortasında da e, savaş oluyor. Hep birlikte savaşıyorlar. Ee, ve tam bu savaşta Davy Jones'un kalbi Jack Sparrow tarafından deliniyor ve sonunda özgür olarak ölüyor. Ee, Davy Jones ölümüyle kısa bir süreliğinde olsa aşık olduğu e, Deniz'in karanlık kucağına yeniden kavuşuyor ee, ve e, beşinci filmden de 5. filmin Afrika ditsanesinden de gördüğümüz kadarıyla yani 20 yıl sonra gizemli bir şekilde yeniden ortaya çıkıyor. Ve karada da bu sefer karaya da bu sefer ayak basabiliyor. Tabii nasıl ayak e, nasıl dirildiği vesaire hala anlatılmadığı için e, ne olduğunu bilmiyoruz. Altıncı filmde geleceği yok olarak gözüküyor. Yani reboot haberi yayıldıktan sonra altıncı filmin gelme ihtimali maalesef şu an hiç yok. E, gelseydi muhtemelen David Jones'u anlatılacaktı tekrar. Hani nasıl e, dirildi edildi. Ama e, maalesef ki e, ee, 6. film gelmeyecek seriyi baştan çekecekler yeni kadroyla oyuncularla. Öyle yani o şekilde. Maalesef ki David Jones'u göremeyeceğiz. En azından hani eski serinin devamı olarak göremeyeceğiz. Belki e, reboot serisinde tekrar işlerler ama hani eski David kadar sağlam yaparlar mı bilemiyorum. Ee, neyse hikayesini özet olarak bu şekilde anlatma. En kısa en böyle sade şekilde anlatmak, anlatmak e, anlatabildiğim buydu. Şimdi kişiliğine ve güçlerine de değinmek istiyorum. E, Davy Jones sabis, sadist, tavırlarıyla tanınıyordu. E, kendi ekibine düşmanlarından daha fazla önem vermiyordu yani kendi mürettebatına. Zalim, nefret dolu, gaddar ve kötü niyetli bir yaratık. Kendisi tüm insanların öbür dünyadan çok fazla açı çekmesi gerektiğine inanarak e, kendi mürettebatına da sürekli olarak kötü davranıyordu Kırbaçlatıyordu vesaire ee, Güç ve yeteneklerine de Gelmek istiyorum Flying Dutchman e, Yeraltı dünyasına giden Peri Boçunu kaptı olarak konumu e, Davy Jones'tan ölülerin ve yaşayanların Dünyaları arasında Geçiş yapma yeteneği kazandırıyordu e, Bu güç e, Büyük olasılıkla kendisini ışınlama Batı nesillerinin içinden Geçme yetenekleri de dahil olmak üzere e, Diğer doğaüstü özelliklerin e, Nedeniydi Zaten bütün e, bu saydığım özellikleri filmde görüyoruz. E, Davy Jones ayrıca e, Doğu Hindistan Ticaret Şirketi tarafından yakıldıktan sonra e, gemiyi derinliklerden kaldırdığından Wicked Manch'i geri getirmeyi başarmıştır. Ancak bu durumun bazı olumsuz sonuçları da oluyor. 10 yılda bir gün e, dışında karaya çıkamıyordu. Ve e, kayıkçılık görevini ahirette bırakarak hem kendisini hem de mürettebatına Lanet getirmişti Yani bu ne demek oluyor Mürettebatın balık olama dönüşmesine sebep oluyor Filmdeki işte mürettebatı ee, Jones ayrıca e, Davy Jones'un komutası üzerine Gemileri yok edebilen Ve denizlerde kara nokta ile işaretlenmiş Herkesi avlayabilen e, Antik bir denizce numaralı olan Kraken'i de kontrol etmeyi Ve onu çağırmaya gücüne de Sahip olan birisi Her ne kadar ekibinin her üyesi herhangi bir kişiyi e, kara nokta ile işaretleyebilse de e, bunu yalnızca Davy Johnson kendisi kaldırabilir. Davy Johnson bazı fiziksel yetenekleri de e, konumu nedeniyle geliştirilmiştir. İnsan üstü derecede güçlü olduğu zaten filmde de birçok kez gösterilmiştir. E, evet arkadaşlar kısaca kısaca haliyle Davy Johnson anlatmaya çalıştım. E, ayrıntılı olarak da zaten filmlerde yaptığı şeyleri de Anlatabilirdim ama video çok fazla uzun sürecekti. O yüzden sizden sıkmadan e, indirmeye çalışarak anlattım. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. E, ben bu videoyu çektiğim için açıkçası çok mutluyum. Davy Jones çok sevdiğim bir karakter ve çok da sağlam işlenmiş bir karakter dediğim gibi. E, kanalımda da mutlaka olması gerektiğini düşündüm. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.